YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere desenli ipimde güzel bir modelin yapılışını paylaşacağım. Tunus işinden bir örgü modeli olacak arkadaşlar. Çok kolay, çok da güzel bir model. Modele geçmeden önce sizlerden ricam, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı da severek, beğenerek takip ediyorsanız beğen tuşundan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. Tunus tığ numaram şöyle göstereyim arkadaşlar. 3,5 numara olacak. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, bir miktar zincir çektim. Model anlatımı yapacağım için bu kadar yeterli. Siz ne yapacaksanız ona göre zincirlerinizi çekebilirsiniz. Şimdi birinci ilmeğim tığımın üzerinde, hemen yanından ikinci ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi burada fıstık yapacağız arkadaşlar. Fıstıklı bir örnek olacak. Tığımın başına doladım. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Buraya 3 dolgudan oluşan fıstık yapıyorum. 1, 2, 3 tane dolgu yaptım. Tekrar tığımın başına doluyorum. Yanındaki zincire batıyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. 2 tane yan yana fıstık yapacağız. Daha sonra arada boşluk bırakacağız. Bu şekilde 2 tane üçerli dolgu yapmış olduk. Şimdi tekrar tığımın başına doladım. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Birinci fıstığımı yapıyorum. 3 tane dolgu yaptım. Tekrar doluyorum tığımın başına, yanındakine batıyorum. 2 tane yan yana yapacağız fıstıkları. Arada da 2 zincir bırakmış olacağız arkadaşlar. Bu şekilde ikiliyi de yapmış olduk. Tekrar aynı şekilde tığımın başına doladım. 1, 2, 3. zincire batıyorum. 2, başını alarak 3 sefer dolgu yapıyorum. Hemen yanındakine ikinci fıstığımı yapıyorum. 3. İkili olarak 1, 2, 3 tane yaptık arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyorum. 3 tane fıstık dolgusu yapıyorum. Tekrar tığımın başına dolayıp hemen yanındaki zincire batıyorum. 2 ve 3 tane dolgu yaptık. Şimdi burada baştaki gibi yine 2 tane düz örgü yapacağız arkadaşlar. Şu baştaki 2 ilmeğimiz gibi. Hemen buradan bir tane ilmek çıkardım. Bunları da böyle biraz büyük bırakıyorum. Fıstıklar biraz daha uzun olduğu için 2 tane düz ördük. Önce tekini, sonra tekini kapattım. Şimdi burada fıstıkları ayıracağız. 3 tane fıstığımız var. 2 tane fıstığımız vardı. Şöyle 3 dolguyu bir seferde kapatıyorum. Tam ortadan çıktım. Bir tane üzerine zincir çekiyorum. Şimdi kalan diğer fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde tam orta kısmından ayırıyorum bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum üzerine. Bu şekilde geri geliyorum. Araya bir zincir çekiyorum üzerine. Tam ortadan. Üçünü bir tarafa, üçünü de bir tarafa ayırmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle son fıstığımı kapattım. Üstüne bir zincir çektim. Diğer baştaki iki ilmeğimi de tek tek kapattım. Birinci sıramız tamamlanmış oldu. Şimdi bu İki fıstıkların arasına yine iki fıstık yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle buradaki ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Biraz uzun bırakıyorum. Tığımın başına doladım. İki fıstığın arasına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane dolgu yapıyorum. Kapatırken üçünü bir tarafa, üçünü bir tarafa ayıracağız. Tekrar tığımın başına doladım. Buradaki boşluğa batmıyorum. İki fıstığın arasına. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar tığımın başına doladım. Bu arayı atlıyorum. İki fıstığın arasına. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane dolgu yapıyorum. Tekrar sondakine geçtim.
Aynı şekilde ve 6 tane dolgu yaptım. Evet arkadaşlar, alttaki gibi 4 tane çift olarak fıstık yapmış olduk. Model çok kolay ilerliyor arkadaşlar. Sadece biraz fazla ip yiyor, o kadar. Şöyle sondaki 2 ilmeğimi de düz olarak bir arka katıyla birlikte aldım. Şöyle 2. Biraz uzun bırakıyorum buradaki ilmeklerimi. Bu şekilde. Önce birini, sonra diğerini kapattım. Şimdi fıstıkları orta kısmından ayırıyoruz. Tam ortadan bu şekilde geçtim. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Kalan fıstığımı kapattım. Üzerine bir tane zincir çektim. Kalan fıstığımı bu şekilde ortadan ayırdım. Kapatması daha kolay arkadaşlar. Şöyle sayabiliriz. 1, 2 ve 3. Başını da aldığımız için ikişerli olarak 3 tane ilmek almış oluyoruz. Kapattım. Son fıstığı da kapattım ve son 2 ilmeği tek tek örüyorum. Evet, ikinci sıramız da oluştu. Şimdi bir sıra daha yaptığımızda model tamamen ortaya çıkacak arkadaşlar. Zincir üzerine kurduğumuz için bu sırada daha tam belli olmadı. Devam edelim. Aynı işlemleri yapıyoruz. Farklı bir işlem yok arkadaşlar. Biraz daha devam edelim. Tığımın başına doladım. İki fıstığın ortasına 6 tane fıstık dolgusu yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Zincir çekmiyorum hiçbir şekilde. Aralarda zincir yapmıyoruz. Sadece tığımızın başına alıp bir sonraki fıstığın arasına batıyorum. Bu boşluğu atlıyorum. Buradan batıyorum. Aradaki boşluğu atıp buradan batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar tığımın başına doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine alttaki gibi tam fıstıkların orta kısmına gelecek şekilde tamamladık. Evet arkadaşlar, fıstıkları tamamladık. Şimdi sondaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi arkadaki katıyla birlikte alıp uzun bir şekilde bırakıyorum. Tek tek kapattım. Şimdi fıstıkları tam orta kısmından ayırıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Daha sonra diğer kalan fıstığı kapatıp tekrar bir zincirle diğer fıstıklarımı kapatıyorum aynı şekilde. Son fıstığımı da kapattım. Baştaki 2 ilmeğimi düz olarak tek tek kapattım. Modelimiz burada daha bir ortaya çıktı arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi çok güzel, çok da kolay bir model. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bebek battaniyesi de olur. Lif ipi ile lif de yapabilirsiniz. Tunus işi zaten kolay ilerliyor arkadaşlar. Sadece dediğim gibi biraz fazla ip yiyecek bir model. Sizler için hazırladığım modeli de inceleyelim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şöyle ipimizin renklerini de hemen paylaşayım sizlerle. Şöyle ipimizin renkleri bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Biraz daha ilerletilmiş hali de bu şekilde oldu. Ön yüzü ve arka yüzü aynı. Aynı şekilde devam ediyor. Yumuşak oldu arkadaşlar. 3,5 numarayla yaptım. Daha büyük bir numarayla da yapabilirsiniz. Gerçekten güzel oldu.
Şöyle yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarıma da beğen tuşundan beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. Tekrardan örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet.